Herkese merhaba. Bugün bir havalimanına ait senaryo yüklemesi yani senaryo yüklemesini yapacağız. Benim de şu anda Trabzon'un senaryosu yok. O yüzden Trabzon Havalimanı'na ait senaryo indirip bunu yükleyeceğiz. Bunu nereden yapacağız arkadaşlar? Hemen size gösteriyorum. thyva.com sitesine giriyoruz. Girdiğimizde şurada indirmeler kısmında senaristler var. Burada bütün havalimanlarına ait senaryoları bulabiliyoruz. Buradan istediğimizi seçip indirebiliriz. Şurada Trabzon'un yeni 43 MB'lık bir senaryosu var. Bunu ben indirdim az önce. Şurada görebiliyorsunuz. Bunu Flight Simulator'ın yüklü olduğu klasörü açıyorum. Yani şu klasör arkadaşlar. FSX'in yüklü olduğu sizin bilgisayarınızda artık nerede yüklüyse açıyoruz. Burada add-on scenery altına hemen bir klasör oluşturuyorum. Lima Tango Charlie Golf. Bunun içine şu arkadaşları kopyalayacağım. Evet, şu an çıktı. Buradalar. Peki bitti mi? Hayır, bitmedi. Hemen simülatörümüze geliyoruz. Ayarlar kısmında setting. Burada scenery library var. Buraya add area diyorum. Ve yüklediğimiz az önceki burada bir sıkıntı oluyor. Yani şöyle. Bakın önce çift tıklıyorum. Okey'e bastım da almıyor. Yani okey'e basıyorum. Şu boşluğa tekrar basıyorum arkadaşlar. Bu şekilde aktif oluyor. Şu an yüklendi. Yine anlatayım. Geldim. Bunu seçtim. Okey'e bastım. Şuradaki herhangi bir boşluğa tekrardan tıkladım. Zaten var diyor az önce yaptığımız için. Okey'e bastığımızda bu yüklüyor. İyi geceler. User disconnected from your channel. Disconnected. Ankara, az önce Trabzon'u yüklemiştim, pardon. Preflight diyeceğim ve Trabzon'a bakalım nasıl bir senaryo geldi. Aktif runway olsun. Gündüz saat hemen bakalım. Mikrofonun sesi birazcık az geliyor. Onun farkındayım. Umarım duyuyordur herkes. Evet, şu Q'ya basarak sessiz alıyorum. Duymaz için. Evet, şu an bakalım. Şu an pistteyiz. Piste olmasaydık. Evet. Apronlar nerede? Bu pistin başı. İstiyorsanız bir uçuş yapalım. Böyle kısaca. USB'yi takmam lazım joystick'in. Gazını veriyorum. Hani bir bakalım üstten senaryomuza. Şurada apronları görüyoruz, kuleyi görüyoruz. Gidelim o tarafa doğru. Trabzon'a inmeyi ben çok seviyorum. Ayrı bir havası var. Deniz kenarında olmasının sebebiyle. Evet. Normalde az önceki işlemleri yapmasaydık burası boş olacaktı. Yani default dediğimiz.
bir senaryo var olacaktı. Burayı, evet, yaklaşmak istiyorum şöyle. Bir senaryo, hadi inebiliriz. Hani piste iniyoruz ama normalde ben burayı göstermek için buraya iniş yaptım. Şöyle bakalım. Yapan ellerine sağlık. Hani bunlar oldukça bu simülasyondan zevk alınıyor. Yazılar var, okuyor mu yazıları? Şöyle yaklaşayım ben birazcık. Ne diyor? Dış hat giden yolcu çıkışı. Trabzon Havalimanı diyor. Burası herhalde, şurası da iç hat, VIP girişi var vesaire. Bu videomuz bu kadar. Senaryo eklemesini gösterdik. Herkese iyi uçuşlar diliyorum. Hoşçakalın.